Merhaba arkadaşlar, yepyeni bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Test sunucusundan ve sizlere Mobile Legends oyunumuza yeni gelecek olan büyücü kahramanı Yi'nin tanıtım videosunu çekeceğim. Kahramanımız öyle böyle değil, efsane bir kahraman, normal değil arkadaşlar. İşte normal olmayan bu kahraman için ben de sizlere normal olmayan bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bu videoda normal sıradan bir kahraman tanıtımı izleyeceğini sanan arkadaşlar şok olacak. Gerçekten efsane bir kahraman. Videoya geçmeden önce kahramanın mükemmel özelliklerinden iki tanesinden sizlere bahsedeyim. Ondan sonra bakalım bu videoyu izlemekten vazgeçebiliyor musunuz? Kahramanımız ultisini kullanarak takım arkadaşlarını haritanın bir ucundan diğer ucuna taşıyabiliyor. Bu ne ki abi bu hiçbir şey ya. Skill'lerinin bir tarafı Yin diğer tarafı Yank arkadaşlar. Yin ve Yank işaretlerini rakiplerinize bıraktığınızda hemen peşine ikinci skill'i kullanıp rakiplerinizin birbirine çarpmasını ve sersemlemesini ve ekstra hasar almasını sağlıyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir kahraman. Bu videoda pasif ulti skill okumak yok. Direkt olaya dalıyoruz arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde kahramanımızı inceleyelim. İlk olarak kahramanımızın ultisinden başlamak istiyorum. Gerçekten ultisi çok geniş bir alana sahip arkadaşlar. Bakar mısınız? Efsane bir şey. Şimdi takım arkadaşlarımı şuraya ışınlamaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Evet. Ne yaptın sen yi? Türk Hava Yolları bu kadar yolcu taşımıyor. Efsane arkadaşlar. Mükemmel bir ulti. Yani şöyle de diyebilirim. Siz şu an buradasınız, tamam mı? Size şöyle bir soru soruyorum. Siz buradasınız, tamam mı? ve ben bir anda takım arkadaşlarımı alıp şöyle yanınıza gelsem tamam mı takım arkadaşlarımı alıp bu şekilde yanınıza gelsem ne yapabilirsiniz soruyorum cevaplayın ne yapabilirsiniz gerçekten efsane bir ulti yani takım arkadaşlarınızı Haritanın bir ucundan diğer ucuna alıp götürüyorsunuz. Şahane olmuş. Ama ben bu kahramanın orijinal sunuculara geldiğinde bu kadar oyuncuyu taşıyacağını düşünmüyorum. Muhakkak bir limit getirilecektir. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde kahramanımızın birinci skillini inceleyelim. Kahramanımız ilk yeteneğini kullanmadığında birinci, ikinci ve üçüncü yeteneği sarı renkte yani yin modunda oluyor. Kahramanımız ilk yeteneğini kullandığında Birinci, ikinci ve üçüncü yeteneği mor renge dönüşüyor. Yani yang moduna dönüşüyor. Peki kahramanımızın yeteneklerindeki bu değişiklik bize ne gibi avantajlar sağlayacak? Yin ve yang uyumu nasıl olacak? İkinci ve üçüncü yeteneğimizin incelemesinde bundan bahsedeyim sizlere hemen. Arkadaşlar bu kısımda sizlere kahramanımızın ikinci ve üçüncü yeteneğinin uyumundan bahsedeceğim. Ama ilk olarak ikinci yeteneğimizdeki yin ve yang işaretlerinin ne işe yaradığını anlamak gerekiyor. Şimdi sizlere onları göstereyim. Şu anda kahramanım ilk yeteneğini kullanmadığı için yin işareti bırakacağım. Şöyle rakibe doğru işaretliyorum. İleriye doğru bir enerji atıyor ve rakibe hasar veriyor. Rakibin cam barının altında da bir işaret belirli veriyor. Bu yin işareti arkadaşlar. Şimdi birinci yeteneğimi kullanıp yang moduna geçtiğimde yine aynı şekilde ileriye doğru bir enerji fırlatıyorum. Rakibe hasar veriyorum ve rakibin cam barının altında yang işareti belir veriyor. Yin işaretini ve yang işaretini gördünüz. Peki bu iki işaret aynı anda kullanılırsa ya da Birden fazla rakibi işaretlerseniz ne olur? Ondan bahsedeyim sizlere. Şimdi tekrar Yin moduna dönelim. Yin modundayken ikinci yeteneğimi bir rakibe atıyorum. Sonra diğer rakibe atıyorum. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Aynı alan içerisinde oldukları için birbirlerine hasar vermeye başladılar. Yang işaretleri aynı şekilde işliyor mu? Onu test edelim. Şimdi hemen ikinci yeteneğimi rakibe atıyorum. Diğerinde diğer rakibe atıyorum. Gördüğünüz gibi rakipte de. Aynı şekilde işe yarıyor. Ama burada şöyle bir detay da var. Yin ve yang işaretlerini aynı anda farklı rakipler üzerinde denersek ne olur? Şimdi ona bakalım. İlk yeteneğimi kullanmadan önce rakibimin bir tanesine yin işareti bırakıyorum. Sonra ilk yeteneğimi kullanıyorum. Diğerine yang işareti bırakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birbirlerine çarptılar ve sersemlediler. Şimdi sizlere bir örnek vererek farklı bir durumdan bahsetmek istiyorum. Ee, yin işaretini rakibin birine bıraktım. Diğerine de bıraktım. Sonra üçüncü yeteneğimi kullandım. Bakın herhangi bir toplama söz konusu değil. Fakat bunu farklı bir yöntemde göstereceğim şimdi sizlere. Yeni işaretlerimi rakiplerime bıraktıktan sonra birinci yeteneğimi kullanıp sonra üçüncü yeteneğimi kullandığımda tekrar toplamak söz konusu oluyor arkadaşlar. E, bu detayda vermek isterim. Aynı olay bu durumun tersi için de geçerli. Birinci yeteneğimi kullanıp yank moduna geçtiğimde yank işaretini rakiplerime bırakıyorum. Ve ardından birinci yeteneğimi kullanıp üçüncü yeteneğimi kullandığımda tekrar toplama durumu söz konusu oluyor. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası toplama ve sersemletme işlerini yapabilmek için rakiplere yin ve yank işaretlerini aynı anda bırakmanız gerekiyor. Bunun dışında toplama işareti olmuyor. Arkadaşlar bu kahramanla ilgili o kadar anlatacak çok şey var ki videoya sığmaz zaten kahramanımız test suncüsuna yeni geldi bir sürü değişiklik olacak üzerinde o yüzden başınızı çok fazla artmak istemiyorum Peki sizler e, rakiplerini bu şekilde alıp başka yere götüren kahramanı nasıl buluyorsunuz Bunun yanı sıra e, skilllerinin özelliğini kullanarak rakipleri birbirine toplayıp sersemleten bu kahramanı nasıl buluyorsunuz Lütfen yorumda belirtin arkadaşlar gerçekten bence efsane bir kahraman ama tabii ki orijinal sunuculara geldiğinde bu şekilde olmayacaktır. Bu kahramanla ilgili çok farklı kombinasyonlar da denenebilir elbet ama ben videoyu çok fazla uzatıp başınıza artmak istemiyorum. Bu videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.